Ay zil çalışmıyor da. Zuhal Hanım. Efendim. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Evimize şeref verdiniz. Estağfurullah. Sizin kadar güzel bir hanım bizi ziyaret etti. O güzel. Ne mutlu bize dünya güzeli. Hoş geldin kraliçe. Bravo. Ağzına sağlık sevgili. Ya o sesin güzelliği kaç gündür? Çok teşekkür her ederim efendim. Çok güzel. Estağfurullah. Ya bu şu gitar, müzik ne güzel bir şeydir. Tekrar efendim, belki izlemeyenler vardır, zor bir ihtimal ama o da bilir tabii insanlık hali, latife ediyorum. Rahmetli büyük sanatçı Çetin Alp'in oğlu Ahmet Bey ne güzel bir şey yaptı da programımıza katıldı. Bugün de onun günü, final günü. Evet. Ses babadan tabii yani. İşte aslında şöyle, çocuklar anne babalarının kötü taklitleri derler ama böyle de bir... Estağfurullah. Ama müzisyensin. Devam evet, ediyorsun devam sahne çalışmalarına. İşte zor da olsa devam ediyorsun. Allah kolaylık versin ama bu sesle devam et bence. Sağ olun, çok mahrum teşekkür bırakma insanları. Sizden sonra patlayacağız inşallah. Öyle. Aa inşallah. Çok iyi anlamda inşallah. Peki aynen. Mutfağa geçiyorum. Şu taraf galiba. Önden mi geçeyim? Evet. Burası senin mi sevgili Ahmet? Yok, ben burada kiracıyım. Gel lütfen. Hayır yani sen yaşıyorsun bu evde. Ben burada ailemle bazen yaşıyorum. Bazen insanlar başkalarının evinde yarışmayı tercih edebilirler. Yok, kendi evimde tercih ettim. Çocuk? Bir tane kızım var, üniversite öğrencisi. Maşallah, Allah bağışlasın. İstanbul Üniversitesi'nde. Ay ne güzel. Zaten ne okuyor? Devlet amaç... konservatuvarı mı? Hayır, o edebiyat fakültesine bağlı eski dillerde, arkeolojik, yabancı insan. Maşallah. Yani müziğe şeyi yok. Meyli yok. Yok, çok da fazla ısrar etmedim. Etme. Ne istiyorsa gençler aynen şimdi öyle. Onlar yapacaklar seçimleri. Sen de yapmışsın seçimini. Bugün için gördüm ki güzel bir menün var. Duydum ki daha doğrusu. Evet, doğru. Puf börekleri görüyorum. Domates çorbası. Dolmada biraz azizliğe uğradım ama. Ne azizliği? Hafif böyle bir. Ah. Dolma mı bu? Evet, zeytinyağı. Dolmaymış ya da bir zamanlar. Dolmaydı bir zamanlar. Bir zamanlar once upon a time. Burada bir dolma vardı. Ne oldu patladı? İşte ufak mutfak. Doldururken mi patladı, evet, pişerken yok, mi? Yok, pişerken tabii o karmaşada tezgahım da çok ufak mutfağım olduğundan evet, dolayı. Evet, ufakmış mutfağın evet. Öyle bir handikap yaşadım ama kısmet olduğu kadar ne yapalım, olmadığı kadar diyeceğiz. Eksik yani. Yok değil mi? Korkutma beni. Eksik üzülürüm. Yok. Menüm tamam. Tamam. Sadece süper. Lezzet konusunda nasıl? Bulaşlar pişiyor mu hala? Evet, pişiyorlar. Ah iyi, hadi bakalım. Ah, bunu Gürbüz'e mi bıraktı? Estağfurullah. Yok, bu onun kısmeti, ayrılmış. Hadi geçelim içeri o tamam. Zaman. Bol şans diliyorum sevgili teşekkür Ahmet. Ederim. Yani bak herkesin kısmeti Gürbüz. Hayat böyle bir şey. Yani bu da senin kısmetinmiş. Sana ayırmış mutfakta. Uzatır mısınız Gürbüz'e? Hadi canım bak ne kadar güzel. Çengelköy hıyarı. salatalı. Pahalı. Sana şu an... Farz et ki çeyrek altın verdim. Yani öyle, hah masan da hazır. Buyurun. Çok güzel, teşekkür ederim sevgili Ahmet. Oo iyi, masada da eksik yok. Menüde de eksik yok. Ne güzel, eksiksiz bir hafta. İnşallah tamam, finali güzel yapmak hadi için elimizden geleni yapacağız. Kapı mı çaldı ne? Sanki kapı çaldı. Esteban. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler nasılsınız? Verdiniz efendim. Sağ olun, nasılsınız? Nasıl geçti? Hoş geldiniz. Merhabalar, Ahmet Bey, nasılsınız? Merhaba, Zuhal Hanım. Merhaba, Derya. O yeşil ne güzel. Teşekkür çok ederim. Çok şıksın, hoş geldin İdil'ciğim. Siz de öyle efendim. Çok Allah İsmet'e merhaba, bak yapıyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Gel oturun bakalım sevgili yarışmacılar. Son gün, final günü Ahmet'teyiz. Evet. Kendi evi burası. Öncelikle hoş geldiniz, şerefler bulduk. Verdiniz. Hoş bulduk. Sizleri bugün son günde ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyorum. Teşekkür dediğim gibi maç sahada oynanır. Neyse hak eden kimseye kazanacağına eminim. Ben, Derya Hanım veya sizlerden herhangi biri. Problem değil ama bugünün güzel geçmesi için, keyifli ne geçmesi güzel bir için. Şey. Aynen öyle. Elimizden ne geliyorsa ben şahsım bir ailem adını yapacağım. Maksat eğlenmek, mutlu olmak, huzur bulmak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hemen bir adet olduğu üzere masaya da bir hızlıca bir bakış adım. Bugün final. Çok da fazla bekletmek istemiyorum. Sen de o esnada sularını doldurabilirsin sevgili Ahmet. Nasıl buldun İdil masayı? Güzel buldum. Yalnız peçeteler pek uymamış.
renklerle. Onun dışında çift servis var. Sanki kahverengi bej bana uymuş gibi. Ha, desenlerden dolayı diyorsun. Evet, sen nasıl buldun Derya masayı? Yetersiz buldum Zuhal Hanım. Yetersiz. Evet. Çok çok özenli, güzel bulamadım. Ortada bir güzel bir çiçek olabilirdi. Tuzlu karabiberlik çok büyük durmuş. Peçetelik tamamen uyumsuz. Ekmek sepeti de hakeza öyle. Bu boş kaseler neden burada, onu da anlayamadım. Salata için mi? Evet. Ama mutfakta servisten sonra hani yapıp getirmeniz daha hoş olurdu. Benim masamda da duruyordu. Evet. Ama masa düzenini tamamlıyor bence, bir sorun yok. Boş tabak tamamlamıyor bence. İçeriden dolup gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında eksik yok. Evet. Daha ne olsun? Evet, yani maşallah bugün yine galiba çok servisi için sana kuru gelmişsiniz herhalde yine ya. Böyle ben eksikleri kuru aramak için rica ediyorum. Hayır. Şöyle hayır. Buyurun efendim. Gördüklerimi söylüyorum. Hmm. Sen nasıl buldun İsmet? Ben sade ve şık buldum diyebilirim. Evet, ufak tefek yani çiçek diyebiliriz. Peçetelik ama biraz uyumsuz, bir de ekmek. Yoksa, onun dışında tuzlu çelik şey yüksek yani. Ama şöyle gümüş gümüş tamamlamış gibi. Evet. Çiçek ona kadar. Sadece bir çiçek peçetelik. Evet, çok o biraz osırıtmış. Başka da yani öyle bir şey yok. Sonuçta masa düzeni şey bu. Ay, ama Zuhal Hanım o farklı. Anladığım kadarıyla çok özür dilerim. El emeği gibi görünüyor. Öyle mi? Olabilir. Ahşap belki boyama birisi olabilir yapmıştır o. Ahşap evet. Boyama. Evet. Ama olmaz ki yani. El emeği de olsa bilmiyorum. Çok uyumsuz geldi. Özensiz geldi. Ben çok biraz özendim soframa. Benimkinin evet. Üstünü o kadar özenli bulamadım. Peçetelerimi arada kadar katlamıştım. Evet, defter gene gelmiş. Derya Hanım geldiği gibi bombaya başladı. Zaten beklenen bir şeydi bu. Sizinle beraber bu sezon Zuhal Topal Yemekteyiz'in şu an 200. bölümünü çekiyoruz. Güzel. Çok güzel. Öncelikle tabii ki bu mutluluğu sizlerle birlikte tadıyor olmaktan büyük keyif alıyoruz. Biz de. Öncelikle tabii ki sevgili TV8 ailesine, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere hepsine teşekkür edelim. Sevgili ekibime, ellerine, emeklerine sağlık. Sevgili eşime, yapımcısı Korhan Saygınlere çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de tabii ki bizi yalnız bırakmadıkları için bu sezonda TV8 ailesiyle birlikte onlar da bizi sevgiyle, ilgiyle kucakladılar. El üstünde de tutmaya devam ediyorlar. Size de sonsuz teşekkürler. İnşallah Temmuz'a kadar siz izleyeceksiniz yayınımızı. Ondan sonra da TV8 ailesiyle birlikte yine yayınımıza kaldığımız yerden bir dahaki sezon büyük sürprizlerle ve yeniliklerle devam edeceğiz. Onun da müjdesini tekrar vereyim. Çok 200. güzel. Bölümümüz hayırlı olsun. Nice hayırlı nice 200 bölümlere gelin hep beraber inşallah. Teşekkür ederim. Mutfağa gidiyorum. Niye? Dün İsmet Bey'i de unuttum. Bugün Ahmet Bey'e bir bakmak istiyorum. Açığı burada mı kapatacağım? Derya, hayır, haksızlık olmasın. İnan ki çok şaşırdım zaten. Neden öyle bir bilemiyorum gelmediniz? Ben de. Heyecandan bekledim Hasan'ı. Bekledin mi? Kesinlikle bekledim Zuhal Hanım. Dün çünkü gelecek diye bekliyordum ama gelmedi. Ahmet Bey izniniz olursa tabii. Çok kısa mutfağınıza bakabilir miyim? Musun Ahmet? Tabii dün de baktınız zannedersem. Yok bakamamıştım. Unuttum. İstemezseniz. Buradan iki kase verelim sana Ahmet ister. Ahmet de gitti. Oo, bu kadar mı dolma efendim? Evet dolmayı maalesef. Aa, büyük bir talihsizlik olmuş. Evet. Domates çorbası menüyü nasıl buldun İdil? Ben çok fazla ürün olduğunu gördüm. Lezzetli yaptıysa hepsi çeşitlilik bakımından zengin diyorsun. Evet zengin. Yani 10 11 kalem kadar var galiba. 10 11 öyle bir zeytinyağlı var. Bir soğuk meze diyebileceğimiz tarator var. Yemin ederim şu anda gerçekten hedef alarak yapıyorsunuz yorumunuzu. Hayır hayır. Hedef gerçekten alarak. Çok üzüyorsunuz diğer arkadaşlara beni. Da yaptık. Hayır. Menü aslında çok yani çeşitlilik çok ama uyumsuzluğunu ben göremedim. Sadece bir ben tatlı. Ben de uyumsuzluk bir tatlı göremedim. Sanki orada bir olabilir o da. Hani zeytinyağlı rete yani. Taşıyor bizi evet. Falan bir hani böyle sebzelerle kesinlikle. Falan birlikte. Bir de ara sıcakta işte o pofidik köfte demiş. Pofidik börek. İşte o da acaba kıymalı mı ya da nasıl bir patates? Kıymalı köfte patatesli oluyor olmaz. Mu? Bilmiyorum tam emin değilim. Onu bir domates sosuyla yapan yok. Var. Mutfağa bakabilirsiniz yemeklere bakamazsınız. Yemeklere mi bakmak yemeklere istiyorsun? Sadece bir yemeklere tek dolmaya baktım. Neye baktın? Fark dolmaya etmez, bakamazsınız efendim. Diğer arkadaşlarda da bakmıştım, bir şey dememişler. Diğer arkadaşlarda da baktım. Demek ki onlara evet. Da bakamaz. Yani kapağını açtın mı dolmanın? Şöyle bir hafif açtım, kapattım. Niye yani. Açtın? Merak ettim. Ama yani görmez olaydım. Yetişmemiş dolma. Ya olmuş olabilir ama mutlaka... Yetişmiş, yani... yetişmiş de. Sayı olarak az. Sayısını bilmiyorum. Neyse, onun sırası geldiğinde tamam. Yediğimizde göreceğiz tamam. Zaten.